Osmanlı'nın Avrupa'ya üstün olmasının sebeplerinden birisi profesyonel ordu. Yani çok erken tarihlerde profesyonel orduyu kuruyor. Orhan Gazi döneminden önce, Osman Gazi döneminde aşiret kuvvetleriyle savaşılıyor. Orhan Gazi döneminde Türk köylüleri yaya ve müsellem adı altında ilk profesyonel ordu denemesi yapılıyor. Fakat bu yeterli görünmüyor. Üçüncü padişah, 1. Murat zamanında 1380'li yıllarda savaşlarda esir alınan gayrimüslimlerin esirlerinden Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Daha devşirme sistemi tam olarak bu dönemde yok. Ha. Yani sadece esir alınanlardan 1/5. Ha, öyle mi? Tabii. Yeniçeri Ocağı daha sonra Yıldırım Beyazıt veya Çelebi Mehmet dönemindedir. 1400'lü yıllardadır. Evet. Ya Yeniçeri ismi nereden geliyor? Yeniçeri, Çeri asker. O zamandan mı? Tabii. Çeri asker, yani Yeniçeri. Bu Çandallı, evet mesela Yeniçeri şeylerde geçiyor. Mesela bu Genç Osman'la Hotin Seferi'ne giden Yeniçerilerin minyatürü. Bu, fakat Osmanlı'nın en önemli özelliği şu, gittikçe çıkan meseleleri halledip daha profesyonel hale getiriyorlar. Mesela Yeniçeri Ocağı'nı kuruyor. Savaştan alınan esirler Yeniçeri Ocağı'na yeterince insan gücü sağlamayınca bu sefer daha önceki Türk devletlerinde olmayan bir sisteme gidiyor. Mesela bu esirlerden asker yapma Selçuklarda da var. Selçuklarda da gulam adı verilen. Savaşta esir olanları alıyorlar. Müslümanlaştırıyorlar, asker yapıyorlar. Fakat Osmanlı savaşın dışında kendi hakim olduğu topraklardaki gayrimüslimlerden yani Müslüman olmayanlardan Bulgar, Sırp, Bosnalı, bir istisnası Bosnalı Müslümanlardır. Onlardan anılıyor. Potroğullar adı verilen. Arnavut gibi. Gruplardan belli zamanlarda Müslüman olmayan halkta. Müslüman olmayan ağırlık. Bosna'da Müslümanlardan da anılıyor. Oraya bir imtiyaz verilmiş. Sürücü adı verilen çeşitli görevler zaman içerisinde gidiyorlar. O bölgelerde devşirme olabilecek kabiliyette çocukları seçiyorlar. Buna Toynbee şeytan icadı diyor. Yani düşmanınızın diyor çocuğunu alıyorsunuz diyor ve ona karşı kullanıyorsunuz. Tabii bunu alırken belli özellikler var. Mesela şu anda ilk gün bu kalsın devşirme toplanmasını gösteriyor minyatür. Hocamın da daha önce bahsettiği Süleymanname'de. O kırmızı elbiseli ve bereli çocuklar, devşirilen çocuklar. Orada bir yaya başı muhtemelen Yeniçeri Ocağı'ndan sürücü olarak gitmiş ve orada devşirilen çocukları... Sürücü ne? Bu devşirilen çocuklar sürüyor. Sürüler halinde geliyor. Sürü deniliyor. Sürücü ne deniliyor? Ona da sürücü deniliyor. 100 veya 200 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Bunların başında bulunan kişiye de sürücü deniliyor. Topluyor, İstanbul'a getiriyor. Mesela burada Yeniçeri aileler orada. Çocuklar toplanmış. Aslına bakarsan bak minyatürde ikiye ayırmış. Bir duvar var. Tabii. Halk bu tarafta. Çocuklar bu tarafta. Çocuklar bu tarafta. Nerede? Nereden bu? Rumeli'den bir yerden yerini kitap, bir... Kitap Süleymanname. Süleymanname. Tabii o meşhur şeyin, Arife'nin, evet. Süleymannamesi, Esin Atıl'ın yayınladığı İlk minyatürü. Defa ben yayınladım. O tamamı olarak. Hocayı tamam, kızdı mı? Esin Hanım yayınlamadı mı hocam? Kitabı o da yayınladı, yani. Benden sonra yayınladı. Sizden önceydi o galiba. İlk. Hayır. Emin misiniz? Evet. İlk sene... defa hocamız yayınlamış. Evet, ben yayınladım. Sanat Tarihi Yıllığında yayınladım. Hatta bu şey için de çok çalıştım. Hmm. İlk bu önce Feramuz Bey yayınlamadı mı onu? Aman! Hayır, bunu çok heyecanla yayınlamıştım. Hocam Feramuz Bey mi? Hoca yayınladı hoca. Nuşar Hanım kimle ilk yayınladı? Esen Hanım tıpkı basımını yaptı kitabı. Evet, sergi yaptı. O sergi münasebetiyle de yayınladı. Çok büyük bir hizmettir, evet. Esen'in yaptığı. Ama ilk yayınlayan hocamız. İlk yayınlayan. İlk ben buldum bunu. Çok büyük, çok heyecanlıymış. Süleymanname'yi mi ilk siz tespit ettiniz? Evet, bu minyatür için mi diyorsunuz onu? Süleymanname için mi? Süleymanname'yi. Evet. Ve yayınlı. Bu minyatürü de, bu minyatürü anlamak için bütün tarihi okuya bir hal olmuştum. İşler çıkabildiniz mi? Kızıl aba vergisi koyuyorlar. Bu çocukları İlk baştan aşağı soyuyorlar. Hocam minyatür anlaşılmıyor ki. İlk minyatür önce, işte. Bu çocuklar bütün elbiselerinden çıkarıyorlar. Hep baştan aşağı kırmızı giydiriyorlar. Soyuyorlar. Bu ama psikolojik olarak da çok önemli bir tabii. şey. Çünkü bu giyim kuşamla da çıkarmakla artık yeni bir kimliğe girmek. Bu çocuklar bunu kabul ediyorlar.
ve aydın zamanda kırmızı giymekle kaçanlar olursa çabuk yakalanıp şey yapılıyor. Torbaları da var bak. Bavulu yok o dönemde. Tabii torbada elbiseleri var. Bir şey gözükmüyor ki miniatürden. Arkaları var. Bir alacalı bulacalı kumaş Allah, gibi. Sen görmüyorsun. Beyaz, beyaz var görülüyor. Para şeyini görüyor musun? Para tahtasını. Para tahtası orada vergi alınan vergilerin paraları sayıyorlar. Ve iki nüsa olarak da nerede orada... Hocam, tahta orada halı gibi bir şey var. Siyah. Görüyor musun? Kağıtlar var beyaz. Ben görüyorum İki hocam. Nüsa olarak görmek yazıyor. Görmek isteyen görür hocam. İki nüsa olarak yazıyorlar. Evet. Kayıt yapıyorlar. Hı hı. Ve kilise var arkada. Papaz var. Tabii. Papaz vaftiz şeylerinden o çocukların varlığını şeyini düşüyor. Göstermek zorunda. Hı. Neyini? Yani orada çocuk kaçırmasınlar çocukları hı. diye. Ve bu şeylerin de sen say. Çocukların bazı özellikleri ha, onu olması lazım. Onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi bunlar Yeniçeri mi olacaklar? Tabii, bunlar Yeniçeri olacaklar. Ya 6 ile 20 yaş arasındaki çocukları topluyorlar. Tabii burada Osmanlı bir sistem. Yaz o minyatürü hocanın söylediği. Yani Feramuz Bey. Hoca Feramuz Bey. Şimdi. Emin misiniz hocam sizin yerine? Sanat tarihi. Feramuz Bey. Sanat tarihinde tabii minyatür olunca. Muhakkak kötü olması lazım. Tabii. Bir şey göstermemesi lazım. Tabii. Çok güzel hocam. Şeye göre. O çok güzel bir minyatür. Feramuz Bey diye de bir sanat tarihçisi icat etti yani. İcat etti, uydurdu çok Bilmiyor güzel. Biliyor musun? Bilmiyorum işte öğrendik sayende. Hyderabad State University. Hindistan'da çok meşhurdur. Aslında onlar şeydir, ne derler? O ateşe tapan şeylerden. İran'dan geçmişler. Çok alim bir adamdır. Evet efendim. Şimdi... Tabii Kapıkul Ocağı'nın ihtiyacı belirlenince devlet, mesela bu da bir bu acemi olanı tabii devşirdikten sonra acemi olan oluyor. Çok ilginç bir sistem kurmuş. Dediğimiz gibi daha önceki Türk devletlerinde olmayan bir sistem, devşirme sistemi. Rumeli'den 15. yüzyılın sonlarından itibaren ise Anadolu'dan da toplanmaya başlıyor. Çok güzel soru. Neden devşirme sistemine ihtiyaç duyulmuş? Hakan Bey soruyor, Hakan Taşkın. Savaşta alınan esirler ordunun ihtiyacını karşılamayınca, daha ya şimdi Osmanlı sürekli büyüyor. Sürekli büyüyünce neye ihtiyaç duyuyor? Sürekli askere ihtiyaç duyuyor.